Evet, kaydımıza başladık. Din eğitimine başlıyoruz sevgili arkadaşlar. İlk başlığımız eğitim türleri olacak. Bu başlık aslında şeyle çok ortak bir başlık. Normal eğitim derslerinde de gördüğünüz bir başlık. Formal, informal, örgün yaygın kavramları. Her ne kadar eğitimde de olsa da bu alan eğitiminde de, din eğitiminde de, normal eğitim bilimlerinde de karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Eğitim dediğimiz şey belli bir süreç içeriyor. Bu süreç değişikliğinde bir davranış değişikliği öngörülüyor ve bunun belli bir yaşantı, yani kişinin kendi yaşantısı yoluyla gerçekleştirmesi isteniyor. Eğitim kendi içerisinde formal ve informal diye ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Eğer yaptığınız eğitim planlı, programlı, kasıtlı, amaçlı bir eğitimse formal diyoruz. Eğer burada plan program yok, kendiliğinden bu eğitim gelişiyorsa buna biz informal diyoruz. Formal eğitim kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Örgün ve yaygın şeklinde. Örgün eğitim dediğimiz sevgili arkadaşlar daha çok bizim okul, yani bildiğiniz okul çatısı altında yapılan eğitim. İşte okul öncesinden alın, ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim devam ediyor. Yaygın eğitim ise daha çok okul, yani örgün eğitim dışında kalan işte kurslar, hizmet içi eğitim etkinlikleri, işte Kur'an kursları olur, dil kursları olur ve benzeri buraya katılabiliyor sevgili arkadaşlar. Burada özellikle formal, informal, örgün ve yaygın kavramlarını öncülü şekilde de sorabilir. Dikkat edin buna. En son 2021 KPSS'de yanlış hatırlamıyorsam informal eğitimi sormuştu. Formal ve informal eğitim arasındaki temel farkları burada bir tablo olarak koyduk sevgili arkadaşlar. Formal eğitim belli bir amaç doğrultusunda yapılıyor. İnformalde belli bir amaç yok arkadaşlar. Yani bir hedef, amaç, kasıt, plan, program yok. Eğitim eğitici tarafından veriliyor. Eğitim kendiliğinden gelişiyor. En önemli farkını burada çizersek sevgili arkadaşlar, formal eğitimde sürekli olarak olumlu davranışlar geliştirme amaçlanıyor arkadaşlar. Fakat informal eğitimde iki yönlü. Yani olumlu da olabilir, olumsuz da bir eğitim ne yapabilir sevgili arkadaşlar? Olabilir. Kur'an kursu yaygın eğitime giriyor. Dikkat ediniz diyebiliriz. Tamam. Eğitimin temellerine geldiğimiz zaman, bu da son yıllarda bir kez çıkmış soru olarak geldi arkadaşlar. Felsefi temel, felsefi temel dediğimiz temel Milli Eğitim Programı'nın arkasındaki arkadaşlar politikayı aslında ifade ediyor. Yani devlet nasıl bir öğrenci yetiştirmek istiyor, nasıl bir vatandaş yetiştirmek istiyor. Bu felsefi temelde gösteriyor kendisini. Türk Milli Eğitim felsefesi de özellikle Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nda arkadaşlar kendisini gösteriyor. Tarihi temel, tarihi temel sevgili arkadaşlar, eğitimin hangi kurumlarda geriye dönük yapıldığıyla alakalı. İşte İslam tarihi açısından bakarsanız İslam eğitiminin ya da din eğitiminin tarihi sevgili arkadaşlar nereye kadar gidiyor baktığınız zaman? Ta Mescid-i Nebevi'ye kadar gidiyor. Mescid-i Nebevi'de başlıyor. İşte Küttaplar, Suffa Mescidi, daha sonraki dönemlerde Sıbyan mektepleri, işte medreseler, üniversiteler, işte Darül Fünun vesaire. Yani eğitimin tarihi temeli arkadaşlar kurumsal arka plan aslında kendini gösteriyor. Bardağı bana ver oğlum. Mavi bardağı. Öbürünü. Öbür bardağı bana ver. Camı bana ver. Şunu. Tamam, oyna orada sen. Tarihi temel, dikkat ediniz, eğitimin yapıldığı kurumu ifade eder arkadaşlar. Hukuki temel, din eğitiminin ya da eğitimin anayasal dayanağını ifade eder arkadaşlar. İşte Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilk hukuki temeldir. 3 Mart 1920 yılı 4 yılında ne oluyor? Medreseler kapatılıyor ve yeni bir program veriliyor. 1982 Anayasası'na baktığımız zaman din kültürü ve ahlak bilgisi dersi zorunlu hale getiriliyor arkadaşlar. Bu çıkmış soru olarak gelmişti. Yavrum,
Abi, annen seni alsın. Hadi.1982 Anayasası çıkmış soru olarak geldi sevgili arkadaşlar. Dikkat ediniz. Bu anayasada din kültürü ahlak bilgisi dersi artık dikkat ediniz. Zorunlu hale geliyor ve aynı yasanın arkadaşlar 136. maddesinde de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevleri belirleniyor. Buna göre 82 Anayasası şu sınırları çiziyor. İşte tebliğ ve irşat faaliyetlerini yerine getirmek, ahlaki değerleri yaygınlaştırmak, halkın dini açıdan bilgilendirmesi ve cami hizmetlerinin sağlanması. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın herhangi bir ne görevi yok burada baktığınız zaman? Herhangi bir eğitim görevi yok. Yani çünkü burada temel ana ilke nedir arkadaşlar? Diyanetin görev sahasında laiklik ilkesi doğrultusunda görevlerini ne yapması? Yerine getirmesi. Yani eğitimi ya da din eğitimini ne yapacak? Devlet verecek. Diyanet veya cemaatler ve benzeriler bunlar ne yapmayacaklar arkadaşlar? Herhangi bir şekilde eğitime müdahale etmeyecekler. Bireysel, insani, buna psikolojik temel de diyorlar sevgili arkadaşlar. Özellikle eğitimin temellerinin en önemlilerinden biri bu arkadaşlar. Çünkü burada ne oluyor? Diyorlar ki insanın fizyolojik ihtiyaçları olduğu gibi, biyolojik ihtiyaçları olduğu gibi eğitim ihtiyacı da, inanma ihtiyacı da vardır. Ve biz eğitim yoluyla insanın bu inanma ihtiyacını ne yapabiliriz? Doğru bir şekilde doyurabiliriz. Bu yapılmadığı takdirde, yani insanların inanma ihtiyaçları doğru bir şekilde, tam ve doğru şekilde doyurulmadığı takdirde burayı başka sahalar ele geçirir. Ve insanların bu inanma ihtiyacını kendi düşüncelerine veya kendi ideolojilerine göre ne yapabilirler? Manipüle edebilirler. O yüzden küçük yaştan başlayarak insanların inanma ihtiyacını doğru bir şekilde ne yapmamız lazım arkadaşlar? Doyurmamız lazım diyor. Ve yine aynı şekilde bireysel ve insani temel kişinin hayatla alakalı sorulara cevap vermesini de aslında sağlıyor. Yani ben neden dünyaya geldim, neden var oldum, neden yaşıyorum gibi sorulara da arkadaşlar ne vasıtasıyla cevap verebiliyor baktığınız zaman? Bireysel insani temel vasıtasıyla cevap verebiliyor. Özellikle bunun en meşhur örneği ağaç yaşken eğilir, kuruduktan sonra ne yapamazsınız arkadaşlar? Müdahale edemezsiniz. Kritik dönem gibi düşünün biraz. Yani insanların bir inanma ihtiyacı vardır. Siz bu ihtiyacı tatmin etmezseniz devlet olarak ya da toplum olarak siz bunu ne yapmazsanız arkadaşlar, doldurmazsanız başka biri gelir ne yapar? Burayı doldurur. Ve artık orası farklı bir düşünceyle doyurulduğu zaman artık ne yapamazsınız sevgili arkadaşlar? O kişiye dikkat ediniz, müdahale edemezsiniz. Yani küçük yaştan itibaren bunu psikolojide de görüyoruz mesela. Küçük yaştan itibaren çocuğa herhangi bir dini eğitim, din eğitimi, dinle alakalı arkadaşlar hiçbir şey vermeyelim. Örnek veriyorum. Tamam lise 1, lise 2'ye gelmiş çocuğa o saatten sonra sevgili arkadaşlar herhangi bir dini eğitim verebilir misiniz? Veremezsiniz. Verseniz de bir faydası olur mu sevgili arkadaşlar? Yok. Çünkü çocuk alım şeyini ne yapmıştır? Kapatmıştır. Artık iş işten geçmiştir. Toplumsal temel arkadaşlar eğitimle beraber kişinin toplumsallaşması, sosyalleşmesine katkı sağlanır diyor arkadaşlar. Yani eğitimle kendi dışındaki düşünceleri, toplumları, kültürleri tanır ve diğer insanlarla daha rahat ilişki kurar diyor toplumsal temelde. Kültürel temel toplumun birikiminin diğer nesle aktarılması arkadaşlar. Yani aslında özellikle eğitimin en önemli gerekçelerinden biri budur.
İçinde bulunduğumuz toplum belli bir bilgi birikim seviyesine ulaşır. Maddi olarak manevi bir değerler bütünü ortaya koyar. Ve bu değerler unutulmaması, yok olmaması için sevgili arkadaşlar, eğitim vasıtasıyla ne yapılır? Bir sonraki nesline aktarılır. Yani şu an mesela siz niye tarih dersinde savaşları, anlaşmaları ezberliyorsunuz arkadaşlar? Bunların ne yapılmaması için? Bunların unutulmaması ve bir sonraki nesle aktarılması için aslında biz bunları yapıyoruz. Ama düşünün, iki nesil, üç nesil bu tarihi arka planların hiç anlatılmadığını düşünün. Artık dördüncü nesile geldiğiniz zaman bunları hiç hatırlayan bile ne olmaz sevgili arkadaşlar? Bulamazsınız. Bunun benzerini aslında Dikap eğitim seyri için görüyoruz. Ne oluyor? 30-40 yıl boyunca bırakın öğretmen atamayı, okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi verilmiyor. Ve 40 yıl demek, nereden baksanız arkadaşlar, 4 farklı nesil. 10 yıl, 10 yıl devirirseniz 4 farklı nesil yetişiyor. Ve bu nesiller din kültürü ahlak bilgisi dersine alakalı hiçbir şey görmemiş. Sonra sen bu insanlardan dini bir hassasiyet bekliyorsun. Ona da ne derler arkadaşlar? Çok beklersin. Tamam mı? Maalesef. Hocam, kültürel temelde var olan bilgi birikimin bir sonraki nesle aktarılması vardır. Toplumsal temel, daha çok kişinin içinde bulunduğu, yaşadığı topluma uyum sağlamasıyla alakalı. Yani kişi içinde bulunduğu toplumun kurallarını öğrenir ve buna göre davrandıkça toplum tarafından daha çabuk kabul görür. Toplumsallaşma daha çok sosyalleşme ile alakalı. Örnek veriyorum. Mesela bunu din eğitimi üzerinden verelim. Mesela siz namaz kılmıyorsunuz ama namaz nedir, Kur'an nedir, namaz nasıl kılınır, bunlar okulda size anlatılıyor. Daha sonra siz toplumda namaz kılan birini gördüğünüz zaman çok aşırı bir şaşırma hisseder misiniz arkadaşlar? Hayır. Niye? Çünkü zaten okulda bu size öğretilmiş. Ama hiç namaz diye bir şey görmediniz. Toplumda da bu ibadeti yapanlar var. Hiç toplu ibadet nedir, namaz nedir, bunları hiç bilmeyen biri sevgili arkadaşlar, toplu halde namaz kılan birilerini gördüğü zaman ne diyecek? Acaba bu insanlar ne yapıyor? Belki korkabilir, belki çekinebilir, belki çok garipseyebilir bu durumu gibi gibi. Bir tane şey vardı ya mesela, hayatı boyunca hiç beyaz Müslüman görmemiş bir video var. İlk defa beyaz bir insan görüyor. Gösterdiği tepkiye bakın mesela. Tamam mı? Mesela örnek veriyorum. Ben size şimdi bir iki gün önce mezhepler tarihinde, dinler tarihinde farklı dinleri ve mezhepleri anlattım, değil mi? Kendileri Bahaini ve vesaire diye tanıtanlar var, kendini Tanrı ilan edenler var. Şimdi ilk dinlediğinizde bunları ne oluyorsunuz arkadaşlar? Diyorsunuz ki oha, yani yuh artık, bu kadar da olmaz diyorsun mesela. Ama artık bunların var olduğunu öğrendin. Yarın bir gün Bahailikle alakalı bir video karşına çıksa ne diyeceksin? Ha bak, ben bunu biliyordum. Ona göre davranıyorsun. Toplumsal temel bununla alakalı daha çok. Kesinlikle. Aynen öyle. Yani öğrendikçe daha olumlu bir ilişki kurabiliyorsunuz. Kültürel temel ise tamamen maddi manevi değerlerin çocuğa öğretilmesi. İşte Türklük nedir? İşte ahlak kuralları nelerdir? Din kuralları nelerdir? Vesaire. Bunları ezberliyorsun, devam ediyorsun. Buna da biz kültürel temel diyoruz. Evrensel temel dediğimizde sevgili arkadaşlar, çok kültürlü yaşamda fertlerin önce kendi inanç ve kültürlerini bilmesi ve saygı duyması, daha sonra diğer kültüre inanmasıyla mümkündür diyor. Yani evrensel temel diyor ki önce biz bireye kendi dinini anlatacağız. Yani adam Müslümansa Müslümanlığı, Hristiyanlısa Hristiyanlığı anlatacağız. Daha sonra
Burası çok önemli arkadaşlar, bakınız. Bu cümle çok önemli, kırmızı çizin. Daha sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Kırmızı yapalım. Onlara şunu söyleyeceğiz. Kutsal kitapların, dinleri incelediğimizde örneklerin yerel ancak mesajların daha genel olduğunu anlatacağız. Yani nasıl bir yaklaşım sergileyecekler? Dışlayıcı mı, kapsayıcı mı, çoğulcu mu? Önce kendi dinini öğrenecek. Daha sonra çoğulcu bir şekilde ona diğer dinleri de anlatacağız. Ve ona ne diyeceğiz öğrenciye? Bak, sen işte bu Kur'an-ı Kerim Arapların yaşadığı bir yerde indiği için Arapça, öteki işte İbranice, öteki Aramice diyor mesela, örnek veriyorum. Bu farklılık tamamen bundan kaynaklanıyor. Yoksa tüm dinler, Hristiyanlıkta, İslamiyet'te, Yahudilik'te hepsi neyi söylüyor? Ortak bir mesaj var. Sevgi, iyilik, saygı, işte evrensel ahlak yasaları, eşitlik, adalet ve benzeri diyecek sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bu tamamen neyle alakalı? Çoğulcu bir eğitim politikasıyla alakalı diyebiliriz. Tamam mı? Kesinlikle. Kaydı durduralım burada arkadaşlar.